Simon'a Kim Kardashian'ın doktoru diye ben gittim. Bir ay boyunca T'leri söyleyemedim. Hayatımın en zorlu psikolojik sınavını verdiğim aydır o ay. Berbat medyatik şey, bişektomi ve badem göz ameliyatı. Evet ya. Bir de şu var, Ali Kerim ben geleyim bu zamanı iyi kullanmayı size öğretim. Ha, gel benimle bir hafta solomuzumda yaşa. Ama Hande Erçel ne kadar değişti yaptırdıktan. Hayır ya, öyle bir şey yaptırmadı. Yaptırdı. Hayır, yaptırmadı. Herkese YouTube kanalımdan merhaba efendim. Gördüğünüz gibi alıştım artık YouTube kanalım diyebiliyorum. Çok mutluyum. Neden? İlk defa sıra beklemiyorum. Yaşasın. Ne zaman gelsem sıra bekliyorum. Çünkü çok fazla gelen var. Tabii ki bu beklediğiniz, beklemenin sonucunda aldığınız için beklemeye de değiyor. Türkiye'nin ne kadar mütevazi olsa da Türkiye'nin en iyi medikal estetik doktoru Ali Kerim Diler. Estağfurullah bir tanem, o senin vallahi, güzel bakış. Ama ilk defa bir dakika ya, öpeceğim ya ilk defa. Düşüyorum. Pandemi şartlarında. Sıra beklemiyorum. Pandemi yani, şartlarında. Gelmişken bir botoks motoks bir şey yapar mısın? Senin neye ihtiyacın var ki Ecem bu güzellikle? Canım benim. Yok ben yere. Anlatacağım bana arada. Tabii ki yapılan ve senin düzelttiğin şeyleri de söylemek zorundayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim Ece. Yani kalkıp da pişmiş aşa su katmaya kalkarsan bozarsın. Allah'tan baştan yakaladık. Sen bozdum. Bu kadar bu gençlikle, bu güzellikle ne yaptıracaksın? Hiçbir şeye ihtiyacın yok ki. Söyleyeyim mi? Ben başında o zaman söyleyeyim. Peki. Bir gün gittim. Botoks değil mi? Normalde hani botoks herkes yapabilir gözüyle bakıyorsunuz. Hani doktor adı altında. Bir doktora gittim botoks yapan. Çenene dedi botoks yapacağım dedi. Hani çok konuşuyorum diye belki de. Şuraya yaptı, buraya yaptı iğneleri. Burası tuttu, burası tutmadı. Ve ben o sırada Beyaz TV'de yayındayım. Bir ay boyunca T'leri söyleyemedim. Ali Kerim düzeltti biliyor musunuz? Yani o kadar zorluk çektim ki hayatımın en zorlu psikolojik sınavını verdiğim aydır o ay. Ve sen onu düzelttin. Yani yanlış botoks nasıl düzeltiliyor Ali Kerim? İlk onunla başlayalım o zaman. Ya şimdi aslında bu... Yanlış botoks demeyelim. Yani şimdi şöyle bazen enjekte ettiğin ilacın sulanma miktarıyla, enjeksiyon noktasıyla istenmeyen kaslara yayılabiliyor. Yani yayılmıyor değil. Bu benim de başıma gelebiliyor bazen. Yani bir çene sıkmayı düzeltmeye çalışırken hastanın gülüşünü bozabilir misin? Geldi başıma. Ne yalan söyleyeyim. Bak 99'dan beri botoks enjekte ediyorum. Gayet iyi bildiğimi, bu konuda eğitim veren biriyim. Evet, bu kadar da. Ama ne oluyor? Bazen hastanın bir varyantı bile olabiliyor. Şimdi mesela güldüğümüz zaman gülme kası bizim ağız kenarımızdan başlar. Bu ta kulağımızın önünde şurada bir küçük çıkıyor. Buraya kadar uzanan bir kastır. Bazen bu kasın aşağıya bağlanma durumunda çeneyi sıkmayı bloke edeyim derken gülmeyi bozabilirsin. Ha. Belki 100 kişide, 1 kişide, 2 kişide olur. Ama bu en olmadık adama denk gelirse senin gibi ekranın önünde olan. Ya. Tabii o zaman sıkıntı oluyor. Bir ay ağlayarak çıktım. O canım için. Yani haklısın. Bazen onun için bak düşün ki yani tecrübe sahibi bir hekim bile yapsa ortaya çıkabileceğinden dolayı bunun. Hakikaten yeni başlayan veya elbette ki yeni başlayan da bir şeyler yapması lazım ama en azından doktor olması lazım. Doktor dışı uygulamalarda... Çok ciddi merdiven altı dediğim merdiven altı uygulamalarda sıkıntılar yaşanabiliyor. Vallahi inanılmaz zorluk yaşadım. Ben onu daha sonra bilahare anlatacağım size. Şimdi ama sen ara ara bir şey olursun yani böyle bir ne? Hani bir şeytan dürtersin. Bana evet ya. Yani. Çünkü şimdi bir şey söyleyecek. Söyle. Buraya geliyorsunuz. Yemin ediyorum 4-5 saat beklediğim gibi. Abartma. Yemin ediyorum. Ece, abartma. Ama neden? Abartma. 4-6 saat. 6 saat. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Küçük bir tüyo vereyim. Bütün Ali Kerim. Hayır verme. Çocuğunuza gelin. Eymen'i getirdiğim anda beni biraz... Biraz önceliğin olabiliyor tabii. Ama yani tabii günler evvelden işte randevu alıyorlar falan. Ali Kerim'i de çok iyi anlıyorum. Çünkü sabahlara kadar çalışıyor. O yüzden de çok saygı duyduğum. Ya aslında doktor. Şunu yapmıyoruz. Yani o hakikaten güzel söylüyorsun. Hani bekleniyor. Ya beni beklemiyorsunuz aslında. Birbirinizi bekliyorsunuz. Evet. Çünkü aynı kapı altından kaç kişi geçebilir? 5, 10, 12. Ama 45 kişi geçmek istediği zaman sen dilin dışarıda. Ben de 52 yaşındayım. Yani hani yetişemeye de bilirsin yani. Uzuyor bir de herkesin. Şimdi şunlar da olmuyor değil. Kontrol diye geliyor. Evet. Ben şunu da yapayım, bunu da yapayım. Bu da diyor, bu da diyor. Şimdi tanıdığın arkadaşın. Yok şimdi sen git randevu al gel diyemiyorsun. Şimdi bizde olamıyor bu.
Ama mesela bir dahiliye hekimi ne yaptığı belli, zamanı belli. Tabii. Benimkinde öyle sen değil. Benimkinde uzayabiliyor, bir kanama olabiliyor, bir morluk. Hatta bir şey söyleyeyim, biraz hasta kendini kötü hissediyor. Ona şekerini vereceksin, suyunu içireceksin, tabii, yatıracaksın, bekleyeceksin, sakinleştireceksin. Çok haklısın. Bunların hepsi oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı zavallı aşağıda benim yardımcı asistan kızlarıma, ondan her baskılar, türlü tacizler, tacizler şeyler ama hani şunu bilmeleri gerekiyor, onu anlatıyorum. Yani size olan saygısızlığımızdan değil, değil bu bekletemiz. Birbirinizi bekliyorsunuz. Bir de şu var, ama bu randevular ayarlanabilir. Ali Kerim ben geleyim, bu zamanı iyi kullanmayı size öğreteyim. Ha, gel benimle bir hafta solumuzumda yaşa, sonra yandım Allah diye kaçarsın. Instagram'dan doktor seçilmez. Evet. Tamam mı? Yani Instagram'da çok bu mesela bu dediklerinden bir tanesi. Instagram'da reklamı var. 500 cc'ye 5000 lira. İşte 300 cc'ye 3000 lira gibi böyle tuhaf reklamlar. Like'da satın alıyorlar, takipçi de satın alıyorlar. Ne kadar çok takip ediyor bunu. Bırak onu, sadece bizim memleketimizde olmuyor. Bak çok sıkıntı, sıklıkla dile de getirdiğim mesela. İşte mesela Amerika'da var böyle bir hekim. Simon mı? Mesela. Ay. Tek seansta leke tedavisi. Abicim bende var 20 tane lazer. Ben yapamıyorum tek seansta leke tedavisi. Ben gittim biliyor musun? Bravo. Simon. İşte bak. Sen de her bak şöyle diyor. Her hıyarım var diyene affedersin, salatalığım var diyene diyelim bir avuç tuzla neyse koşanlardansın. Neyse likerim var sonra gelip düzeltiyorum bir şekilde. Simon'a Kim Kardashian'ın doktoru diye ben gittim bayağı da mavi tıklayayım diye de buna mesaj attım. Ertesi gün bana randevu verdi bu adam. Tabii. Küçük küçük odalarda bekliyorsun Ali Kerim. Senin aldığın ücretleri de hani biliyoruz çok normal standartlarda. Adam tık 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 iğne dedi seni Instagram'a koyabilir miyim? Tabii ki hayır dedim. Yani korkunç bir şey bir de Instagram'a koyacak botoks yaparken. Yani. Bir de ne kadar aldı benden biliyor musun? 3000 dolar. Botoks. Müstahak. Müstahak. 3000 dolar botoksa. Müstahak az almış. Bak çıkışını 13 olaydı keşke. Müstahak. Bir de o botokstan sonra kasları hareket ettiremiyorum. Sinirleneceğim, sinirlenemiyorum. Çok şahane olmuş, evet, yakışmış. Şöyle söyleyeyim sana. Aynen. Şimdi bak böyle orada tatlı da ne var? Simon diyorsun ama şimdi orada bir hemşehricilik durumu var. Kim Kardashian, Simon Urian. Ya bunlar bir Ermeni cemaatinin tabii ki. Şimdi biz de orada olsak iki tane Türk birbirimizi destekleyeceğiz. Doğru. Sen orada program yapıyor olsan Ali Kerim diye habire reklamını yapacaksın. Hani biz gidip belki 30 bin dolar basmayacağız orada ama yani hakikaten de var. Ama diyorum var benim çok hastalar var. İşte. Gidiyorsa kuş konduruyor zaten. Senden yine az almış. Ben başka şeyler de duydum. Ne? Muhtemelen sen mavi tıklısın diye. 5000 dolar diye gittim Ali Kerim diyor. 5000 dolar diye neye gittim ama, diyor. Ne ama ne yapacağım? Botoksa. Kasaya gittiğin zaman ama o half of face demişler. Yani yarım yüz. Dolayısıyla ikisini yaptığın için 10.000 dolar şekil. Ay paraya bak. Şahane. Adam müstahak. Beverly Hills'te bir yeri var. İşte onu ödemek için o sizden aldıklarını oraya ödeyecek. Çok güzel ikramları vardı vallahi şeker meker. İşte bir şekere 3000 dolar verdim. Ya aynen öyle. Sen yine iyi kurtuldun. Var benim başkaları da. Saftirikler. Hani neredeyse daire paraları filan. Meryem Bunlar... Uzerli ona gitmiş. Şeyma Subaşı burnunu yaptırmış. Meryem iyi arkadaşımdır. Ondan sonra Meryem iyi arkadaşımdır. Hani niye ne şekilde gittiğini belki yarın kendi anlatır ama sonra yok yok. Yani pişman oldu mesela... değil mi o da? Pişmanlığını bilmem kendisine sormak lazım her ama giden... hani sonrasında devam ettirilebilir bir süreç olmadığı için. Hani zaten edecek paran da yok ki. Yani işte ne kadar varsa... devam edebilirsin yani. Yani bak demek ki böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bak ya, arkadaşlar görüyor musun? Yani hani neyse işte... bir şey deneyeyim yani. Ali Kerim'in hayatındaki şöyle, önemini anlatıyorum işte. Şöyle büyük önderimiz ne demiş? Beni Türk hekimlerine emanet kesinlikle ediniz. Hep bir sırrı bir sebebi vardır. Var. Bence dolayısıyla. Vallahi. Neyse alalım. Güneşten korumayı mutlaka soracağım sana. Yani illa yaz kış güneşten korumalı mıyız cildimizi? Kesinlikle artık illa yaz kış kaç güneşten korumalı. Kaç koruma kullanalım? Maksimum. Nasıl yani, ya? Bak bugün Hollywood starları ekran total kullanıyorlar yüzlerine, üzerine makyaj yapıyorlar makyaj yapacaklarsa. Ya, korumamız, haklısın ama korumamız lazım. Mutlaka ciddi bir şekilde yüzümüzü. Yazın tabii başka türlü, kışın başka türlü korumak maksimum gerekiyor. Maksimum dediğin 100-150 mi kullanacağız? Vallahi bunlar çok doğru şeyler de değil ama hani ekran totaller, işte cilt kanserinden koruyan bir takım güneş koruyucuları var. Onlar yüksek korumalar kullanmak yaz, gerekiyor. Kış. Çünkü niye artık? Kışın da insanlar tatile gidiyor, dağa çıkıyor. Dağda düşünsene her 100 metrede radyasyon ultraviyole gittikçe ışıması yüzde belli oranlarda arttığı için en çok ağır şey alıyorsun. En sevdiğim şey dağ yanığı, şurası böyle yanan.
güneş yanından daha kötü aslında. Çünkü çok yüksektesin. Ultraviyole ışıma deniz kenarındakinden daha fazla. %50 daha fazla üstelik. Dolayısıyla daha da çok daha fazla yanılır. Yani en büyük bir de yaşlandırıyor tabii. O yaşlandırıyor eskiden, mutlaka. Yaşlandırıyor. Mutlaka. Peki cildimize bakımımıza, kendi bakımımıza nasıl işte mutlaka gece ya, mutlaka yatarken illa akşam temizlemeli miyiz? Yani mutlaka. Makyaj yapmasak bile. Mutlaka temizlemeliyiz tabii ki. Ama bununla birlikte mesela tonik kullanımı, tonik de kullanmamız gerekiyor. Ama alkolü mü, alkolsüz? Gözenekleri biraz sıkılaştırmak için. Cildin bir kendine gelmesi için, ama burada da hakikaten alkol mesela içerikli olmalı mı, olmamalı mı? Bunun için uzmana danışmak doğru bir şey. Bununla birlikte gece yatmadan da kullanılacak belli şimdi güzel, çok güzel serumlar var mesela. C vitamini içerikli, hem cildin o antioksidan şeyini korusun diye. Çünkü bugün antioksidanlar ne kadar önemli oldukları ortaya çıktı. Çünkü niye? Oksijen kullanıyoruz, güneş tüketiyor ve bir oksidatif strese maruz kalıyor cildimiz. Onu geriye çevirmek için şart ki şart bir takım antioksidanlarla o zararlı maddeleri bağlamak, dokuyu yeniden yapılandırmak gerekiyor. Kolajen. Şimdi kolajeni herkes çok zoruyor. Evet. Yani bir anda sanki hayatımıza girmiş gibi. Kolajen takviyesi, hap mı almak lazım, o sıvı şeklinde mi almak lazım? Kolajeni nasıl almak lazım? Bak şöyle, şimdi hazır kolajen halinde kolajeni, YouTube'da kolajen olacağını düşünmemek lazım. Ama bir takım kolajeni tetikleyecek. Mesela bazı enerji içecekleri var. Biliyor musun? Yapılan çalışmalar kolajeni tetiklediğini gösteriyor. Aa! Enteresan bir şekilde. Hani onun kullanımını şey yapmayalım ama tamam. Gösteriyor. Enteresan. Ondan sonra yani bilimsel çalışmalar. Kolajenin yapısını aslında oluşturan bazı bileşenler var. O bileşenleri içeren içecekler, kullanımlar bir destek sağlıyor. Hmm. Ama onu içeceğim de yüzüm gerilecek değil. Bir destektir bu. Biz bazı vücut uygulamalarında yaptığımız hastalara da bu desteği veriyoruz. İşte gevşeklikler, karındı, bacaktı, kalça dış yandı vesaireydi. Bunlar cildin yeniden yapılanmasında etkili oluyorlar. Yardım ediyorlar. Ama hani hakikaten almamız gerekiyor mu yani? Hayır, gereklilik değil. Ona bakacak olursam ben protein tüketmekten yanayım. Kemik iliğiydi, işte paça çorbasıydı, şeydi. Bunlar hakikaten aslında kıkırdak yapıya, yumuşak dokuya daha da istek şeyler. En azından daha da doğal anlamdalar. Ama yani diğerlerinin de tabii üretenlerin ekonomilerine katkılarını şey yapamayız yani. Peki diğer sorum. Bişektomiyi de çok soruyorlar, merak ediyorlar. Hmm. Çünkü işte yüzün incelmesi. İki tane, sana iki tane şey söyleyeceğim. Ne? Böyle hani berbat medyatik şey. Bişektomi ve badem göz ameliyatı. Evet ya, herkes yani, onları yapıyor. Şimdi herkes onları yapıyor değil. Şimdi aklı başında cerraha gittiği zaman kimse yapmıyor onu. O ne lan diyor. Şimdi, ya ama bütün ünlüler onunla. Bak Danla Bilic var yaptıran, badem göz, işte Şeyma de diyorlar. Hayır. Şey öyle. Damla göz, Danla Bilic dedin sen. Ha, Danla Bilic kendi söyledi. Peki tamam, ama şöyle söyleyeyim sana. Şimdi herkesin göz şekli kendine uygun olandır kardeşim. Heh. Yani şimdi sen kalkıp da bu göz şeklini değiştirmek kadar hani adamın kimliğini değiştirmek belli gibi bir şey. Istiyorlar. Belli gibi böyle. Şey. Zaten kadın çekik gözlü. O evet. Çektirmiş de öyle olmamış çekik ki. Çekik istiyor herkes. Ondan sonra zavallı benim plastik cerrah arkadaşlarımı da uğraştırıyor millet. Buradan çektir de böyle. Sonra böyle bakarsan ne olacak? Ha, yok öyle bir şey. Bak, bişektomi dediğin ameliyatta ne? Buradan buradaki yağı aldırmak. Yağ yani alıyorsun. Yanaktaki ki yüz inceltmek için. Fakat kusura bakmayın, o yağ dokusu lazım. Yaşlandığınız zaman yüzü yukarıda tutacak bu yağ dokusu. Ama benim yanaklarım çok tontik. İşte çok yuvarlak. Yüzüm. Ama Hande çok... Erçel ne kadar değişti yaptırdıktan sonra? Hayır, ya öyle bir şey yaptırmadı. Yaptırdı? Hayır, yaptırmadı. Net bir şekilde söyleyeyim. Yemin et. Ama bir takım yanak inceltici başka şeyler de var. Onlar da kullanılabilir pekala. Lazerle mazerle bir şey yapalım. Radyo frekanslı bir takım şeyler var. İşte bir yandan sen bu çene kasını inceltirsen yüz incelebiliyor. Tamam, son bir şey. Bella Hadid mi, Angelina Jolie mi? İdeal yüz hangisi? İdeal yüz neye göre ideal yüz? Altın. Herkesin. Oran var ya, altın oran. Ya altın oran tamam da şimdi herkesin kendine göre şeyi var, altın oranı var. Tamam, o oranı yakalamak lazım. Yani şimdi Angelina Jolie. Angelina Jolie neleriyle meşhur? Büyük gözleri efendim, dudakları. Ve dudakları. Evet. Şimdi Angelina Jolie'nin dudaklarını sana alıp yapıştırsak olacak bir şey mi yani? Şey, filtreler de yapıyorum ben arada. Herkese dudağını yaptırdın kabus. Yani, aynen öyle. Hayır. Yani şöyle, herkesin kendi altın oranı var. Herkesin kendi şeyse buna uygun davranmak lazım. Ne Bella Hadid
ne şey, ne Angelina Jolie. Hani mesela benim tarzım hiç öyle şey. Ben daha çok ben sıcaklığa bakarım. Mesela kimi beğeniyorsun sen? Dünyada mı? Dünyada. Charlize Theron'dur mesela. Ay, hani açık ara yaşlansa da 70 yaşında bile onu beğenmeye devam edecek. Bir şey söyleyeyim mi? Hala mesela Sophia Loren korur kendini. Güzel yaşlandı. Güzelliğini korur. Peki Charlize Theron falan ne yaptırıyor da hala böyle mesela? Yani dolguyla botoks olacak vallahi işini... onların bazen onlar olacak şeyler. Yani olacak. Çünkü altyapıları güzel. Gerçekten. Genleri güzel. Evet. Tamam. Teşekkür ederim Ece'ye. Ya iyi ki konuk oldun. Çok canım, teşekkür ediyorum. Canım ben teşekkür ediyorum. Seni çok, çok seviyorum. Ben de seni canım. İyilikle, güzellikle. İnşallah bu güzel YouTube kanalı senin hayatında yeni sayfa, tertemiz İnşallah. Güzel bir sayfa olsun. İnşallah. Değerli vaktini ben ayırdığın için de çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim bir programımızın daha sonuna geldik. Ali Kerim'e aslında sadece sizin değil benim de hepimizin merak ettiği bütün soruları sorduğumu düşünüyorum. Ama tekrar ilerleyen bölümlerde konumuz olur kendisi. Olur, yukarıdakiler bir şey yapmaz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay.